Başkanım ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Teşekkür Başkanım ediyorum. Diyorum çünkü il başkanı olarak görev yaparken beyine gazetecilik yapıyordum. Başkanım diyorduk size. Gerçekten AK Parti'nin zorlu süreçlerinde en güzel, en büyük adımları atarken başta olan isimlerden biriydiniz. Kurucu il başkanlarından biriydiniz. Adayısınız herhalde. Öyle geçiyor. Ya adayız. Aday adaylığına adaysınız. Evet. Öyle diyor. Adaylığa adaysınız. Evet. Nereden çıktı bu fikir? Biraz geç kalmadık mı? Avukat İbrahim Çeskin şehirde avukatlık mesleğinin de temel taşlarından bir tanesi. Bir enerji mi sizi bu yere getirdi? Yoksa ya bunlar beceremiyordu bakayım ben bu eskileri unuttular mı dediniz? Nereden çıktı bu fikir? Teşekkür ederim. Sayın Erhan Bey, sizi tabii ben de sizi çok eskiden beri tanıyorum. Çok ortak masalarımız oldu. Onun için teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunmak istiyorum. Bizim tabii aday adaylığımız şöyle. Biz şu anda nabız oklaması yapıyoruz. Belki olacağız, belki olmayacağız. Bu seçim döneminde şöyle bir şey sezdim ben. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi için insanlar büyük oranda kararlarını vermiş durumdalar. Evet. Ancak milletvekili seçimi konusunda tereddütlerin olduğu, evet. Bu nedenle de özellikle tabanın talep ettiği adayların listelerde öncelik kazanabileceğini düşünüyorum. Bu bakımdan acaba bize yönelik bir teveccüh var mıdır? Çünkü biz sık sık bunu hep söyleriz. 2001 ruhu diye evet. Bir şey vardır. O ruhun ön plana çıkabilme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyoruz. Öyle bir pozisyonda da herhalde ilk akla gelecek isimimiz olabileceğimiz bakımından bir adaylık düşüncemiz vardır. Bunu düşünürken mevcut arkadaşlarımızın beceremediği, yapamadığı şekilde bir iddiamız yoktur. Evet. Hepsi kendi ölçülerinde hizmetler vermişlerdir. Bu hizmetlerine teşekkür ediyoruz. Ancak biz halkın teveccühü noktasında bize ihtiyaç olabileceğini düşündüğümüz için ortaya çıktık. Şu anda yaptığımız zaten bir nabız yoklamasıdır. Yani gerçekten var mıdır bir talep? İstenen bir sima mıyız? Onu tespit etmek bakımından şu anda piyasadayız. Bu çalışmamız sonunda gerçekten bize ihtiyaç olduğu ve talep olduğu kanaatine varırsak aday olacağız inşallah. Başkanım, 2001 ruhu dediniz. Şu anda AK Parti'de, AK Parti'de demeyeyim, sokakta şöyle bir şey var. Trabzon'da ve Ankara'ya da sürekli gidip gelen biri olarak vatandaş bir liste değişim talebinde bulunuyor. Diyor ki biz yeni isimler istiyoruz. Bu size geliyor mu ziyaretlerinizde? Yani bir yeni yüz isterken bu yeni yüz aslında eski AK Parti'yi mi istiyorlar? Yani 2001'den o 2004'ten sonra diyelim sıçrayan 2008'ler, 2009'lar, 2010'lar yükselişini sürekli sürdüren, Trabzon'da 6 milletvekili çıkaran o eski günleri mi arayarak bir yenilik istiyorlar? Siz sahadan ne sezdiniz, ne aldınız? Bu tespitiniz için teşekkür ederim. Ben de aynı kanaatteyim. Bizim partinin kuruluşunda bir sloganımız vardı, siz iyi hatırlayacaksınız. Bu partiyi millet kurdu, biz sadece tabelasını astık diyor evet. Dedik. Bence doğru o. Ve o gün hakikaten çok muazzam bir talep vardı. Ben hatta parti kurulmadan evvel Büyük Birlik Partisi'nde il başkanıydım. Evet. O partinin başkanı olarak gittiğimiz her yerde insanlar bize onu söylüyorlardı. Yani evet. Tayyip Bey parti kuracak, o partide tutacaktır diyorlardı. Hakikaten öyle oldu. Muazzam bir talep vardı. Bu talebin zaman içerisinde ya da o heyecanın zaman içerisinde bir miktar gevşemiş olduğunu düşünüyorum. Şu andaki pozisyonunuz itibariyle o günkü ruha, o günkü heyecana ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Şu anda biz piyasada bulunmamızın nedeni odur. Sanıyorum genel merkezimizde bu konuda bazı görüşmeler yaptık. Aynı doğrultuda düşünüyor. Yani yeni bir heyecan, yeniden o 2001 senesindeki özlem ve dinamizmle ortaya çıkmaya gerektirecek bir konum vardır. Biz de piyasada o nedenle bulunmaktayız. Bunun halkta bu şekilde olduğunu tespit edersek ve bunu da
listelerimize yansıtabilirsek yeni bir seçim zaferi kazanabileceğimize eminim. Geçtiğimiz günlerde bir partili ziyaret etti bizi. İbrahim Bey bizi ziyaret etti dedi ilçede. Sohbet ettik. Gerçekten dedi yani AK Partili olduğumuzdan bir kere daha gurur duyduk. Yani bu son dönemde biraz bu hissiyatı kaybetmiştik dedi. O bize o ruhu bir daha yaşattı. İlçelerde ne diyorlar, ne istiyorlar? Ya İbrahim Bey biz milletvekili adayımızdan, milletvekili olacak kişiden şunu 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 bekliyoruz, istiyoruz şeklindeki talepler ne yönde? Siz kendinizde bu enerjiyi görebiliyor musunuz? Ben bu saatten sonra onları karşılayabilirim diyebiliyorum. Ben hem size hem o görüşü söyleyen arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ben teşkilatlarımızı zaman zaman ziyaret ediyorum. Ve teşkilatlarımda gördüğüm şey şu. Arkadaşlarımız çok heyecanlı, çok arzulu, çok istekli. Ancak işte yaşanan şartlar, hayat pahalılığı, vatandaştaki ümit kırılması gibi hallerden dolayı bir miktar heyecan azalması görüyorum. Ancak kendilerini teşvik edince, motive edince süratle hemen eski konularına geldiklerini gördüm. Ve gittiğimiz her yerde biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ben şunu diyorum. Diyorum ki AK Parti Türkiye'ye çok büyük hizmetler vermiştir. Bu hizmetlerde bu partinin mensupları olan sizlerin büyük payı vardır, büyük emeği vardır. Siz olmazsanız, sizin gayretleriniz, sizin çalışmalarınız, sizin çabalarınız olmazsa bunlar olmazdı. Ya da bunların yapılmasının her birinde sizin de hisseniz vardır, sizin de payınız vardır. Ve bu bakımdan hiçbir tereddüde gerek yoktur. Bir takım sorunlar olsa bile bu sorunları gene aşabilecek olan tek güç AK Parti'dir. Tek siyasi organizasyon AK Parti'dir. Bunları söylediğim zaman arkadaşlarımızın çok motive olduklarını görüyorum. Ve gittim her yerde gördüğüm şey odur. Teşkilatlarımızın ve insanlarımızın ümide ve heyecana ihtiyaçları var. Ortada az da olsa bir motivasyon bozukluğu ve biraz hayal kırıklığına benzer haller söz konusudur. Ancak bunların aşılabilmesi için mutlaka motivasyonun yeniden güçlendirilmesi lazım. İşte bu noktada da özellikle partinin eskilerinin, partinin kıdemlerinin devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum. Bölgesel olarak yani hani hep şey diyorlar ya, merkezin adayı, doğunun adayı, batının adayı. Siz kendinizi nerede görüyorsunuz? Ben kendimi şöyle görüyorum. Şimdi benim bütün ilçelerle bir şekilde bağlantım var. Bir örnek vereyim. Mesela benim annem Dernek Pazarı'nın Zanazona köyünden, Günebakan köyü yeni adıyla oradandır. Dolayısıyla ben kendimi Oflu, Çaykaralı, Hayratlı, Dernek Pazarlı olarak tanıtabilirim. Benim baba tarafım Arsin'den gelmedir. Dolayısıyla Arsinli Yomra olarak tanıtabilirim. Ben kendim Akçabat'ta 10 seneden fazla bir hizmetim oldu. Onun için Akçabatlı ve Düzköylü olarak kendimi tanıtabilirim. Hemen hemen bütün ilçelerde avukat olarak, öğretmen olarak hizmetlerim, çalışmalarım vardır. Dolayısıyla ben kendimi şuralı buralı demiyorum. Kendim mesela Maçka doğumluyum. Ama ben kendimi Trabzonlu diyorum. Hangi ilçeden, hangi yerden olursa olsun oranın elemanı olarak, oranın evet. Üyesi olarak görebilirim. Ama bunun ötesinde bir şey daha var. Biliyorsunuz bizim anayasamıza göre milletvekilleri seçildiği ilin dahi değil, bütün Türkiye'nin milletvekilidirler. Böylece geniş bir perspektif söz konusudur. O bakımdan biz kendimizi herhangi bir yere mal etmiyoruz ama her yere mal edebiliyoruz, her ilçeye. Başkanım, son dönemde şu çıktı. Ya bu birinci, ikinci sıraya parası olan birini koymak lazım diye bir, yani eskiden şey derlerdi ya, halkı dinleyebilen esnaf, halkın arasından veya işte bir aydın, bir profesör, işte bir şehre yön verecek. İşte esnafı da alırlardı. Doğu batı dengesini de alırlardı. Bilim adam. Şimdi işte parası olan biri, seçimi sürükleyecek biri, favori biri. Hani böyle çok şehri anlayan, dinleyen değil de öyle bir moda çıktı. Siz buna katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Özellikle para konusu asla gündeme gelmemelidir. Ama şu düşünülebilir. Yani şehri bütünüyle temsil edebilecek, sürükleyici, etkileyici,
kişilerin ön sıralara konulmasında fayda vardır ama para hiçbir zaman ölçü değildir. Hatta bence para eksi bir ölçüdür. Yani bunu dikkate alınmaması lazım. Bugüne kadar da fazla dikkate alındığını da düşünmüyorum. Bundan sonra da alınmaması lazım. Ama şehri sürükleyebilecek, şehri büyük oranda temsil edebilecek ya da daha ilerisi bir şey söyleyeyim. Halk tarafından, şehirler tarafından, şehrin insanları tarafından tasvip edilen, benimsenen ve kendisinden ümit beslenen insanların ön sıralarda olmasının faydası olacağı kanaatindeyim. Ama paralı olması gibi bir ölçüyü asla kabul etmiyorum. Üç gün önce temayülde iki seçim önce birinci çıkan biriyle konuştum. Dedi ki benim oylarımı aldılar. Sırf Cumhurbaşkanı gönderdi diye bir isme yazdılar. Biz de kabul ettik dedi. İsim vermeyeceğim. Tahmin yürüten yürütsün. Siz de biliyorsanız söylemeyin. Çünkü ona saygısızlık olur. Evet. Temayüllere inanıyor musunuz? Çünkü temayülden birinci çıkan insanlara bakıyorum. Ya 5'e ya 6'ya yazmıyor. Çıktığını söyleyen temayüllere... Çünkü hiç sayılma da sayılmıyor burada. Şimdi şöyle bir şey var. Burada tabii bir hakikaten sıkıntılı bir durum var. Bir defa temayülleri hepten yok saymak biraz partinin teşkilatlarına saygısızlık olur. Evet. Ama temayülleri çok da önemsemek de doğru olmaz. Şöyle olmaz. Geçen hafta ben Ankara'daydım. Genel merkezimizde bir genel başkan yardımcısıyla konuştum. O bu konuda çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki temayüllerde genellikle teşkilatların manipüle edilmesi söz konusu olabiliyor. O ilde etkili olan kişiler veya yöneticiler parti teşkilatlarını manipüle edebiliyorlar. O bakımdan temayüllerin sonuçlarını çok isabetli kabul etmek doğru olmaz. Biz onun için daha çok halk tabanlı çalışmayı düşünüyoruz. İşte sivil toplum veya anketler falan bunlarla netice almak lazım. Evet bence de temayüller çok sağlam bir ölçü değildir ama temayülleri hiçbir şekilde dikkate almamak da o zaman teşkilatları da çok hafife almak oluyor. Onun için bence temayüller sadece faktörlerden biri olarak düşünülebilir ama temayüllerin bizim, ben hukukçu biliyorsunuz, şeyde bir kural vardır hukukta. Bir kişinin yakın akrabaları tanık olarak dinlenilebilir. Evet. Ama orada bir de şey diyor ki, bu yakın akrabaların akrabalık nedeniyle objektif davranmayacakları, taraflı olarak konuşabilecekleri de hakim dikkate almalıdır diyor. Evet. Evet. Aynı şeyi burada da uygulayabiliriz. Yani temayülde mutlaka temayül dikkate alınması lazım. Ama teşkilatların manipüle edilmiş olabileceği, yönlendirilmiş olabileceği de hesaba katılmak suretiyle değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çok objektif bir ölçü değildir. Anladım. Başkanım, il başkanlığı yaptığınız dönemden bugüne Trabzon İktidar Partisi'nin çoğunluk milletvekilleri ve çoğunluk belediye başkanlarıyla yönetiliyor. Şehrin gidişatından memnun musunuz? Az önce oturduğunuz yerden şehre baktığınız zaman, Boztepe'den şehre baktığınız zaman, sahiline gittiğiniz zaman, evet biz teslim ettiğimiz kadrolar bu şehre iyi bakmışlar. Ben de gelince ilk olarak şuradan başlayacağım şeklinde bir açıklama bekliyorum size. Yani bu çok zor bir soru. Şöyle diyeyim. Tabii ki bütün arkadaşlarımız büyük hizmetler vermiştir. Şunu da mantıklandırız belirteyim. Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde Türkiye'de en fazla devlet katkısı alan illerden birisi Trabzon. Yani nüfusuyla falan mukayese ettiğiniz zaman. Yani birçok illerin yapamayacakları işleri yapabilmişler. Mesela tanjant yolların her ikisi de birinci, ikinci ya da Kanuni Bulvarı ya da Sultan Bulvarı. Yani bunlar karayollarına yaptırılmıştır. Evet. Bunlar ve her ne kadar arası bir yol gibi kullanılsa da esasında bunlar bir şehir içi yoldur. Dolayısıyla şehir içi yolları belediyelerin yapması lazım. Ama çok büyük paralarla bu iki büyük yatırım yapılmış, gerçekleştirilmiştir. Yani ciddi paralar aktarılabilmiştir. Ancak bir takım sorunlar da maalesef vardır. Ve benim şahsi kanaatim Trabzon'un konumunu, durumunu değiştirebilecek bir takım özel yatırımlar vardır. Onlar yapılamamıştır. Evet. Onlar yapılamaması yüzünden Trabzon istenilen seviyeye gelememiştir. Mesela ilk etapta söylenirse mesela bir güreş çevre yolu. Evet. Mesela Trabzon'un demir yoluna bağlanması. Evet. Bunlar çok
önemli yatırımlardı. Ben belki bence bunlardan daha önemlisi Trabzon'u Trabzon yapan limandır. Evet. Trabzon limanı kapasitesi 4 milyon tondur. Şu anda yıllık 1 milyon tonu bile bulamamaktadır. Evet. Trabzon esas sorunu da budur. Bütün tarih boyunca Trabzon'u ta Romalılardan beri büyük yapan bu Trabzon limanıdır. Ancak Trabzon limanı bir türlü eski şaşalı pozisyonuna kavuşturulamamıştır. Ona kavuşturulamadığı için de Trabzon gerekli sıçramayı yapamamıştır. Bence böylesine büyük yatırımlardan birinin, birkaçının veya mümkünse hepsinin hayata geçirmesi halinde ancak biz Trabzon'da arzu ettiğimiz değişimi ve gelişimi sağlayabiliriz. İnşallah bizim çabamız bu yönde olacaktır. İnşallah başkanım. Yani böyle aday olmadığınız için çok da net sorular sormak istemiyorum. İnşallah aday olursunuz. Sıralamada bir hedefiniz var mı? Çünkü ben bazen konuşuyorum şu an sahada olan isimlerle. Mesela dördü bile kabul etmiyorlar. Siz diyelim ki öyle riskli bir yere yazıldınız. Kabul edip etmeme gibi bir tercih yapacaksınız. Hayır, biz tabii bu konudaki takdir genel merkezimize aittir. Bize nerede görev verirse biz orada görev yapmaya hazırız. Ben şahsen öyle bir korkum da yok. Yani evet. Kritik bir sırada bile ben işi götürebileceğimi düşünüyorum. Çünkü benim Trabzon'da çok ciddi bir geçmişim var. Evet. De söylediğim gibi ciddi miktarda halkta bir karşılığım olduğunu düşünüyorum. Hatta ben AK Parti'de tereddütlü olan birçok seçmenin oyunu rahatlıkla alabileceğimi düşündüğüm gibi isim vermiyorum ama başka partilerden de ciddi miktarda oy getirisi sağlayabileceğim kanaatindeyim. O bakımdan yerle ilgili bir sıkıntı yoktur. Artı yani bu parti bize evet sana ihtiyacımız var ama sana liste dedi, liste dışında ihtiyacımız var derse biz partimiz elbideyiz. Her nerede görev verirse biz orada görev yapmaya hazır olduğumuzu her zaman söylemişizdi. Orada yine de söylüyorum. Kurucu il başkanı olarak bugüne kadar listelerde olan seçilebilecek yerde tercih edilmemeniz sizi bir demoralize etti mi? Bir de şöyle de bir şey var. Her seçimde bir şehir dışından şehire birkaç isim, birkaç 57 tane aday adayı vardı geçen seçimde. Yani bunların %30'u 40'ı da şehir dışından geldiler. Hep böyle bir şehir dışından gelip birinci, ikinci sıralara girme gayretinde olan isimler oluyor. Siz bunu normal karşılıyor musunuz? Yani liste oluşturuyor. Yani arkadaşlarıma saygısızlık yapmak istemiyorum. Tabii ki bu partiden milletvekili olmak isteyen veya bu partiye hizmet etmek isteyen herkesin çabası saygı değerdir. Mutlaka bunu kabul ediyorum. Ancak şu bakımdan önemli. Yani bence özellikle önümüzdeki seçimde alınacak temel kriter şudur. Bu kişi partimize ne kadar katkı sağlayabilir, ne kadar oy getirebilir ya da çok ciddi bir tereddütlü seçmen kitlesi var. Evet. Bu tereddütlü seçmen listesinin tereddütlerini giderebilir gibi bir ölçü kullanılması lazım diye düşünüyorum. Bu ölçüleri kullanıldığı zaman o dediğimiz gibi dışarıdan gelen arkadaşlarımızın biraz daha bize göre dezavantajlı olduklarını düşünüyoruz. Benim bu konuda çok ciddi bir avantaj sahibi olduğumu iddia ediyorum. Evet. Bu iddiamda da çok da ısrarlıyım ve kararlıyım. Bunu açıkça da söylüyorum. Ben halkta ciddi bir tabanım ve karşılığım olduğunu düşünüyorum. Bir süreden beri de ben piyasadayım, sahadayım. Görüyorum bu söylediklerimin karşılığı da vardır. Hatta şöyle de dedim. Yani mesela şu uzun sokaklar ben geçtiğim zaman partimizin üst seviyede bir yetkilisi ben beraber geçse evet bunu hakikaten listeye koymak lazımdır diyeceğini düşünüyorum. Son sorum yine ülkede bir algı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir seçilme sıkıntısı yok. AK Partili cami açın diyorum. Karşı taraf hani demesin ki nereden biliyorsun Cumhurbaşkanı'nın seçileceğini de. Yani AK Parti'nin diyalog kurduğumuz mecralarında şu var. Cumhurbaşkanı'na desteğimiz tam ama AK Parti'ye bir ders vereceğiz çünkü tabandan koptu. Siz buna katılıyor musunuz? Bu nasıl değişebilir? Yani bunu şey olarak katılmıyorum. Yani bu karar olarak buna katılmıyorum ama böyle bir
realite var gerçekten. Evet. İşte onun için biz piyasadayız. Bu realitenin giderilmesi lazım. Evet. Yani insanlar nasıl Cumhurbaşkanı oy vereceklerse AK Parti'nin listesine de aynı kararlılıkla ve aynı müsterihlikle oy vermesi lazım. Ve AK Partisi listeleri vatandaşın ha dedi diyebileceği listeler evet. olmalıdır. Biz de bu noktada devreye girmek istiyoruz. Biz inanıyoruz ki, ben şahsen öyle inanıyorum, bir ay keskin oldu listeye bu insanlar evet tamam derler, oy verirler diye düşünüyorum. Başkanım, son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Son olarak gerek şahsınıza, gerekse 61 saate çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sizi tebrik ediyorum. Trabzon'da çok ciddi bir medya organı olarak varlığınızı kabul ettirdiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ve özellikle bu seçim sürecinde bizi halka tanıtacak olan, bizim çalışmalarımızı artıracak olan sizlersiniz. Bu konuda bize gereken alakayı gösterdiğinizi biliyorum. Onun için de teşekkür ediyorum. Halkımızın da asla tereddüt etmeden AK Parti'nin bir bütün olduğunu, lideriyle, ekipleriyle, elemanları bütün olduğunu ve bundan asla taviz verilmeyeceğini ve Türkiye'nin bir takım sorunlarının var olmakla beraber bunları çözebilecek iradenin de yine AK Partisi olduğunu bilmelerini istiyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık başkanım. Ben de teşekkür ediyorum.